Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 21. dersimiz met kaidelerinin tamamını ele alacağız. Şimdi met kaidelerini bilmemiz için gerekli olan iki tane yardımcı kaidemiz var. Bunları bilelim. Birincisi harfi met, diğeri de sebebi met. Harfi met hepimiz biliyordur. Tekrardan ele alalım. Vav, ya, elif harfleridir harfi met. Yani bunlar kendinden önceki harfin harekesi elif için üstün, vav için ötre, ya için esre olduğu zaman met harfi olurlar. Örnek olarak mesela bakalım. Vav burada sakin, öncesi ötre ise met harfi olmuş. Mesela ya harfi öncesi esre ise met harfi. Elif harfi öncesi üstünse met harfi gerçekleşmiş oldu. Vav, ya, elif. Yani met kaidelerini bilmemiz için gerekli olan yardımcı kaidelerden birincisi harfi met. İkincisi ise sebebi met arkadaşlar. Sebebi met'i de ikiye ayırıyoruz. Birincisi hemze, diğeri ise sükun. Hemze ve sükun. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılır. Hemzeye kat'i, hemzeye vasıl. Sükunu lazım, sükun arız. Bunları tekrardan ele alacağız. Şimdi şu şemayı inceleyelim. Bakın, met kaideleri genel başlık. Meddi ikiye ayırıyoruz. Asli met, yani meddi tabii. Asli med de zati met. Meddi zati de, yani meddi tabiinin ismine deniliyor. Bir de fer'i met. Yani çeşitleri olan diğer medlere de fer'i met diyoruz. Bunlar bir hemze ile yapılanlar, iki sükun ile yapılanlar. Met tabii harfi met olup sebebi met yoksa met tabii oluyordu. Hemze var, harfi met artı hemze ve bir kelime de ise met muttasıl. C-E. Yine hemze var. Yine hemze var. Yine harfi met var. Yine hemze var ama bu sefer farklı kelimelerde. Munfasıl kelimede, yani fasıl, arada ayrılık var. Buna da met munfasıl diyoruz. Bir de sükünlü olan, yani sebebi metten sükünlü olanlar var. Harfi metten sonra sükün lazım gelirse, ne demek sükün lazım? Sürekli var olan bir sükün. Yani orada ya cezim, harfin üzerinde ya cezim işareti ya da şedde işareti sürekli varsa, yani yazıda da bu gözüküyorsa, buna sükün lazım deniliyor. İşte harfi metten sonra bu sükün lazım gelirse metni lazım olur. Kendi arasında dörde ayrılıyor. Şimdi bir de sükünü arız gelirse, yani harfi metten sonra arızi bir sükün gelirse de met de arız oluyor. Yani ne demek sükün arız? Yazıda hareke var ama biz okurken mesela oraya cezimli olarak okuyoruz, vakıf esnasında dururken. Buna da sükün arız diyoruz. Bir de altıncı bir konumuz meddilin. Bu da sükünle yapılan bir, yani lin harfinden sonra, harfi metten sonra değil, lin harfinden sonra sükün gelirse, bu lazım ya da arızı fark etmez, meddilin gerçekleşiyor. Şimdi tek tek görelim bunları. Asli ve met ve fer'i met çeşitleri. Asli met neydi arkadaşlar? Meddi tabiiydi. Yani harfi met olup sebebi met olmazsa met tabi olur. Yani bir yerde harfi met var, hemze ve sükun yoksa o kaidenin adı meddi tabiidir. Harfi met değil, harfi met yardımcı konu. Başlık, üst başlık meddi tabiiydi. İkincisi arkadaşlar fer'i metlerden ilki oluyor bu sefer. Yani harfi metten sonra sebebi metten hemze ve gelir, ikisi bir kelimede bulunursa. C-E. Genelde kırık hemze ile yazılıyorsa buna meddi muttasıl örneği olarak söyleyebiliriz. Ama istisna olanlar var. Uzun hemze yazılıp da bir kelimede olan. Üçüncüsü meddi munfasıl. Harfi metten sonra sebebi metten hemze gelir ve ikisi ayrı, yani farklı kelimelerde. Buna da meddi munfasıl diyoruz. Ve me ene şeklindeki. Meddi munfasılda da arkadaşlar hemze genelde dik, yani uzun şekilde yazılır. Bu da bir kaide değil ama muttasılla munfasılı kolaylıkla fark edebilmemize yarayan bir işaret. Meddi lazımlı arkadaşlar harfi metten sonra sebebi metten sükünü lazım gelirse. Bakın şu ikisinde hemzeyi aldık. Şimdi bundan sonra da sebebi metten sükünü ele alacağız. Sükün lazım nedir arkadaşlar? Sürekli var olan sükuna diyoruz. Yani burada ya cezim işareti ya da şedde işareti olacak harfi metten sonra. El-hâkkatü mesela. Harfi metten elif var. Sonrasında cezim gelmiş. Şeddeli bir harf gelmiş. Buna sükun lazım diyoruz işte. O zaman burada meddi lazım ortaya çıkıyor. Yine harfi met burada gizli olarak, dik elif olan yerlerde gizli bir harfi met var. Yani burada üstün olduğu için elif var. Eliften sonra cezim gelmiş bakın. Buna da arkadaşlar yine sükünü lazım diyoruz. O zaman harfi metten sonra sükün lazım gelirse eşittir meddi lazım olur. Kendi arasında
kelimede ve harfte olması durumuna göre dörde ayrılır. Ama başka diğer derslerimizde bu konuyu anlatılmıştı. Burada kısaca meddi lazım tarif ettik, geçiyoruz. Gelelim medde arıza. Harfi medden sonra sebi medden sükün arız gelirse arkadaşlar medde arız olur. Sükün arız ne demek? Yani normalde Kur'an'daki o işarette yani yazım esnasında hareke var. Nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kelimenin sonunda ötre hareke var. Ayetin sonu olduğu için dururken biz ne yapıyoruz? Nesta'in. Onu cezim yapıyoruz. Ama biz geçersek buraya nesta'inu diye geçmemiz gerekiyor. İşte buna da sükun arız. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Sonunda ne var? Fetih hareke var. El alemine. Dururken ne yapıyor? El alemin. O sükunu biz kendimiz ağzımızdan getiriyoruz. Normalde orada sükun yok. Yani cezim yok. Vakıf esnasında yani duruş esnasında ortaya geldiği için buna medde arız deniliyor. El alemin. Geçersek o sükun kalktığından dolayı sükunu arız olmuş oluyor. İşte harfi medden sonra mesela burada ya harfi var. Harfi med. Ya'dan sonra sükunu arız gelirse buna da medde arız denir. Errahim. Bu son harfin harekesinin üstün, esre, ötrü olmasına göre farklı vecihleri var. Vaktimiz olursa onu da alalım ele. Bir de altıncı konumuz fer'i medlerden meddilin arkadaşlar. Lin harfinden sonra sükun gelirse meddilin olur. Evet, buradaki sükun arız veya sükunu lazım fark etmez. Lin harfi arkadaşlar nedir peki onu görelim. Öncesi üstün harekeli olan cezimli vav veya ve ya harfine denir. Yani vav ve ya harfi cezimli olacak. Öncesi ise üstün harekeli olacak. İşte o zaman lin harfi olur. Mesela hayrun kelimesinde bakalım. Ya harfinin sağ cezimli, öncesi üstün mü? Evet, üstün. Ne oldu? Sükun arız getirirsek hayır dersek meddilin olur. Ama hayrun dersen burada herhangi bir med kaidesi ortaya çıkmıyor. Mesela havfin kelimesinde hav öncesi üstünlü, vav da cezimli. Havfin diyerek geçersen mesela havfin eraytellezî diye geçtin diyelim. O zaman burada herhangi bir kaydı olur mu? Olmaz. Ama havf derken ne yapıyorsun? Buraya bir cezim getiriyorsun. Sükunini arız. O zaman burada meddilin ortaya çıkıyor. Yine ayn kelimesi yine sure başlarında harfi mukadda harflerinde bulunan aynun kelimesinde mesela ayn kelimesinin ya'dan sonra sürekli var olan sükun lazım gelmiş. Burada da meddilin gerçekleşmiş oldu. Evet arkadaşlar, met miktarları ve hükümlerini görelim. Metti tabii arkadaşlar tahkik yani yavaş okumada, tedvir orta okumada, hadır hızlı okumada hükmü vacip. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Metti muttasıl arkadaşlar tahkikte 4, tedvir ortada 3, hadırda hızlı okumada 2 elif. Hükmü vacip. Yani bu miktarlara uyulması gerekiyor. Metti munfasıl ise tahkikte yine 4. Orta okuda 2, okumada 2 ya da 3. Hadır da hızlı da bir elif miktarı hükmü caiz. Yani bu hükümleri 1, 2, 3, 4'ü okuyabiliyoruz. Meddi lazım arkadaşlar. Genel görüş hani 2,5'a kadar düşürenler de var ama 2, 2,5'a kadar. Ama genel görüş tahkik, tedvir, hadır da hepsinde 4 elif miktarı çekmek vacip. Meddi arıza gelelim arkadaşlar. Tahkikte 4. Orta okumada yani tedvirde 2 ya da 3 elif miktarı. Hadırda ise bir elif miktarı uzatıyoruz. Med dilinde de yine 3 diyenler de var ama genel görüş yine tahkikte, tertilde 4. Tahkik, tertil aynı manada. Yavaş okumada 4. Tedvirde 2 ya da 3. Hadırda ise bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Hükmü caizdir. Bu dersimizi özetlersek. Harfi met, vav, ya, elif. Sebe met ise hemze, sükun. Met kaidelerini bilmemize yarayan yardımcı kaidelerdir. Met kaideler iki kısma ayrılır. Asli met ve fer'i met. Asli met de ne demektir? Meddi tabii demektir. Hükmü vaciptir. Yavaş, orta, hızlı okumada bir elif miktarı çekilir. Fer'i met, sebe meddin ilave olması ile birlikte asli met üzerine yapılan ziyade uzatmaya denir. Bunu da beş kısma ayırıyoruz. Meddi muttasıl. Harfi met artı hemze ve bu ikisi bir kelimede olursa meddi muttasıl olur. Hükmü vaciptir. Yavaş okumada 4, ortada 3, hızlıda 2 elif miktarı çekilmesi
gerekir. Metni munfasıl arkadaşlar harfi met ve hemze artı ve ikisi farklı kelimelerde olursa metni munfasıl olur. Hükmü caizdir. Yavaş okumada 4, orta okumada 2 ya da 3, hızlı da 1. Meddi lazım arkadaşlar. Harfi medden sonra sükunun lazım. Yani sürekli orada var olan bir sükun olması gerekir. Cezim ya da şedde hareke. Hükmü vaciptir. Yavaş, orta, hızlının hepsinde 4 elif miktarı çekilir. Meddi arız arkadaşlar. Harfi medden sonra sükunu arız gelirse meddi arız olur. Sükun arız neydi? Normalde o harfin harekesi yazılı Kur'an imlasında. Fakat Kur'an yazısında yazılı. Biz o sükunu, cezimi kendimiz getiriyoruz. İşte buna sükunu arz diyoruz. Hükmü caizdir. Yavaş okumada 4, orta okumada 2 ya da 3, hızlı okumada 1 elif miktarı çekilir. Meddilin ise arkadaşlar lin harfidir. Lin harfinden sonra sükun gelirse meddilin olur. 4, yavaş okumada, orta okumada 2 ya da 3, hızlı okumada 1 elif miktarı çekilir. Bu derslerimize katılım sağladığınız ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.